önemli bir kısım. Burada basit kavramdan bahsettik. Harmonik hareket neydi? Sallanım hareketi hocam diyoruz. Bakın sallanacak. Kadar. Bakın bu gidip gelme hareketi. Yayın gidip gelme hareketi. O zaman genel kavramları bilelim. Bak F m w kare x kuvvet formülü arkadaşlar. Şimdi bakın niye burayı farklı buraya yazdık? Çünkü şu kısım bakın şu kısım iğme kısmı. Demek iğme de kuvvetle de neyle orantılı? kuvvet de x ile orantılı. İğme de x ile orantılı. X neydi? Uzanımdı. Bakın. Uzanım burada maksimum. Uzanım burada sıfır. O zaman uzanımın maksimum olduğu yerde kuvvet de maksimum. İğme de maksimum. Uçlarda bakın kuvvet iğme maksimum. Ama orta kısmında uzanım sıfır olduğu için kuvvet sıfır. Ama or üç kısımlarda bakın uzanım maksimum uzadım maksimum. Demek uçlara gittikçe kuvvet artıyor. Ortaya gelecek kuvvet azaldı unutmayalım. Ve demek ki bakın burada maksimum, burada da maksimum. Yönü niye ortaya? Hep merkeze doğrudur. Çünkü merkezi kuvvet hep içeri doğrudur. Evet burada o zaman hızı yazalım. Bakın cisim bıraktığımız zaman ortaya geldiğinde hızlanmıyor mu? Ortada maksimum uçlarda sıfır olduğunu ne yapmayalım arkadaşlar unutmayalım. Evet bu temel kavramı bahsediyoruz. Ve özellikle periyot dağılımı. Bakın ortaya gelecek hızlanacağı için T bölü 2, T bölü 2. Uçlarda T bölü 3 T bölü 6 olduğunu unutmayalım. Buraya 2T dersek ortalara T, T, 2T demeyi unutmayalım. Özellikle şunu, şunu ve şunu özellikle yorum sıralarında karşında çıkacağı için kesinlikle adımız gibi bilmemiz lazım. Tabii ki harmonik hareket deyince iki kavram akla gelir. Basit sarkaç, ipli sarkaç Yay sarkacı, yaylı sarkacı. Hocam neyini soracaklar bunun periyodunu soracak. T'nin periyot bakın. Nasıl yazıyor? Bak 2 pi l/g mi yazacağız? Hayır. Yazıldığı gibi okunur. Tolga diyeceğiz. Evet Tolga unutmayacağız bakın. Tolga diyeceğiz arkadaşlar. L/g. L ipin uzunluğu, g yer çekim. Evet ipli sarkacta Tolga diyeceğiz. Ne zaman bunu kullanacağız? İpli karşığın L'si olduğu için L'yi ve g'yi kullanacağız. Yaylı sarkaçta ne periyot? Tabii ki yay ve kütle olduğu için nasıl okuyacağız? Hocam tam ekdesek olur mu? Tam ek ya da muzlu kekli diyebiliriz. Hangisini severseniz onu söyleyebilirsiniz. Evet harmonik hareketi de bu şekilde yorumlamış olduk.